Devlet Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan'da ilk protokolü Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayramlaşma ziyaretinde bulundular. Erzincan'da il protokolü Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayramlaşma ziyaretinde bulundular. Gerçekleştirilen ziyaret programlarına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sema Arhan, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Merkez Komutanı Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Hüsamettin Turhan, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan katıldı. İlk olarak 100. yıl Atatürk Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada bayramlaşan protokol, ardından Merkez Çarşı Karakolu ve Yaylabaşı Mahallesi Jandarma Karakolu'nu ziyarette bulundular. Jandarma Erzincan'ı bizi birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, sosyal yardımlaşma ve danışma duygularımızın geliştiği, Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm İslam coğrafyası için, tüm gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bayramınızı tebrik ediyorum. Erzincan Belediyesi'nde toplu bayramlaşma yapıldı. Erzincan'da düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programında protokol kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek vatandaşlarla bayramlaştı. Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı. Erzincan Belediye binasındaki toplu bayramlaşma programında Erzincan Vali Vekili Mehmet Şerif Olçaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İstanbul AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, önceki dönem Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bedir Limon, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Cemevi Dedesi Rıza Aydın, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Tolga Altınoluk, Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri bir araya gelerek vatandaşlarla bayramlaştı. Belediye binasına bayramlaşmak için gelen vatandaşları kapıda karşılayan Belediye Başkanı Bekir Aksun, misafirlerle tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Daha sonra ise konuşma yapan Belediye Başkanı Aksun, Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu ifade ederek, aziz milletimizin, Türk dünyasının ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, kurban ibadetlerinin Cenab-ı Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Her zaman söylediğimiz gibi Erzincan kardeşliğin şehri, birlik beraberliğin şehri, Erzincan'ı oluşturan tüm katmanlar, bugün belediyemizde bayramlaşmak üzere el sıkışmaktalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nice bayramlar dileğiyle minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Saygılarım. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakırsa, çok güzel bir bayramda daha beraberiz. Kurban Bayramı'nın tüm ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Burada gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde tüm herkesle birlikte olmak çok güzel. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Daha nice bayramlarda mutlu, huzurlu olmayı ve bu güzel bayramları yaşamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip etsin inşallah ifadelerini kullandı. Teşekkürlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurban Bayramımızın mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim daha nice bayramları hep birlikte birlik beraberlik içerisinde kutlamayı nasip eylesin diyorum.
Bugün az önce bir gazimizi ve şehit yakını ziyaret etmiştik. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Eğer biz bugün burada huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu mübarek bayramlar kutluyorsak onlara hoşlu olduğumuzu bilmemizi istiyorum. Dolayısıyla tekrar bu cennet vatanda daha nice bayramları hep birlikte kutlayalım diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, hayır düşünürler diyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karamansa Erzincan'ın birliğin, dirliğin ve kardeşliğin baş şehri olduğunu belirterek Erzincan'da onun için hep birlikteyiz. Onun için de mutlu oluyoruz. Tüm polislerimizin, askerlerimizin, gazilerimizin bayramını kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum diye konuştu. Beni de çok mutlu ediyor Erzincan. Her zaman söylüyorum, her yerde de söylüyorum. Birliğin, özgüvenin, birliğin ve kardeşliğin şehri, baş şehri diyoruz Erzincan'a. Onun için hep birlikte buradan da çok mutlu oluyorum. İyi ki bu bayramda buraya geldik ve beraberce bayramımızı yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bugünlerde Türkiye'nin güneyinde hareketlenmeler var orada. Türkiye'nin güvenliği için bekleyen askerlerimize, sınırlarda güvenliği için bekleyen tüm görevlilerin de bayramını tebrik ediyorum. Hakikaten biraz önce Burhan Vekilimiz söyledi. Gazilerimizi de bayramlarını tebrik ediyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Hakikaten hepimizin bayramı. Tüm Türkiye'nin bayramını tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum ve bayramın inşallah huzur, güven ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çok değerli kardeşlerim, hakikaten bayramlarda çok önemli mesajlar veriyor. Her biri bir mesaj verdi siyasi partilerimizin de. Onun için bu birlik ve beraberliğimizi sürekli muhafaza edip inşallah Erzincan'ın gelişmesinde, Türkiye'nin gelişmesinde kullanarak yolumuza devam edeceğiz. Daha güzel bayramlar dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetler sunuyorum. Bayramımızı mübarek olsun. Erzincan Vali Vekili Olçaş burada yaptığı konuşmada milli birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan Kurban Bayramı'nın İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Bayram programına hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bir araya gelmemize vesile olduğunuz için kendinize teşekkür ediyorum. Milli birlik ve beraberlik programımızın pekişmesine vesile olan sosyal yardımlaşma ve danışma tutumunu güçlendiren mübarek Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere milletimize ve tüm İslam coğrafyasına, tüm günün coğrafyamıza da yapılan konuşmaların ardından davetliler Başkan Aksu'nun makamında bir süre sohbet etmesiyle program sona erdi. Erzincan MHP İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni yapıldı. Parti binasında düzenlenen törene MHP İl Başkanı Salih Aksu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, MYK üyesi Hasan Özarslan, Ülke Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, davetliler ve partililer katıldı. Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni yapıldı. Burada bir konuşma yapan İl Başkanı Salih Aksu, "Muhterem Hazirun, büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla, genciyle, bozkurtuyla, asenasıyla, parti binamızı bu bayram gününde şenlendiren çok kıymetli ülküdaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara milletçe, sağlık ve huzur içerisinde geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Beraberliğimizi perçinleyen dini ve milli bayramlarımızın gerek toplumumuzda gerek cemiyetimiz içerisindeki kırgınlık ve küskünlüklerin son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bütün işlerimizde adil davranmayı, insanlarla münasebetimizde emin olmayı emrediyor ve bizleri suizanda yasaklıyor. Hadis-i şerifte mealen size ulaşan bir haberin doğruluğunu araştırmadan, aslını öğrenmeden hüküm vermeyiniz buyruluyor. Bu düstur bir kez daha ne kadar ölçülü hareket etmeniz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.
Bu yüzden bizim dedikodulara, vesveselere harcayacak zamanımız yoktur. İşimize bakacağız, yarınlarımızı yüksek Türk ahlakıyla inşa edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, Allah'a şükür yıllardır hasretini çektiğimiz seçim zaferini kısa bir süre önce hep beraber yaşadık. Bu zaferlerin devamının gelmesini belediyemizde olduğu gibi Erzincan'ın temsil noktasında hak ettiği mevkiye yükselmesi için bizim yani ülkücü hareketin birlik ve beraberlik içerisinde yürümesi çok mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş, herkesin sırt sırta, omuz omuza çalışması, bu davaya destek olması bizleri yeni zaferleri müjdeleyecektir. Nitekim ülkemizin geldiği bu noktada bu zaferleri en çok ülkücüler hak etmektedir. Çünkü Türk milleti dara düştüğünde gözünü kırpmadan vatanını ve milletini savunan, kâh dar ağaçlarda, kâh terör operasyonlarında bedel ödeyen, yolu kızıl elmaya çıkan Türk milliyetçileriyiz. 15 Temmuz ihanetine karşı Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devletimizin ve milletimizin yanındadır. Bugün dünyanın her yerini ve her ülkesini tahakküm altına almak gayesinde olan müttefik görünümlü düşmanlarımız gözü devletimizin üzerindedir. Son zamanlarda daha da artan dış baskı ve sindirme hareketlerinde karşı Milliyetçi Hareket Partisi devletimizin ve milletimizin yanındadır. Mesele memleket meselesidir. Mesele vatanımızdır. Mesele Türk milletinin bekasıdır. Bu münasebetle Cumhur İttifakı ruhuna aykırı olacak söz ve davranışlarda herkes kaçınılmalıdır. Bu mübarek günü vesilesiyle bütün şehitlerimizi, başbuğumuzu ve geçmişlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kabirleri cennet olsun. Vaktinizi almamak adına sözlerime burada son verirken Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Daha güzel bayramlara, daha güzel yarın. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden operasyonlarda iki terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Kemah ilçesi kırsalının Acemoğlu bölgesinde operasyon devam ediyor. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından SİHA desteğiyle dün bir teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. Jandarma ekipleri tarafından sıcak temasın devam etmesi sonucunda bölücü terör örgütü üyesi iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Erzincan'da iki otomobilin çarpışarak takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki vatandaş yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Erzincan Fatih Mahallesi'nde 713 sokakta meydana geldi. Burada bizim şey yok, onlar çalışacaklar. Çekilip kalacağız. 34AN6731 ve 24AAF727 plakalı araçların çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 34AN6731 plakalı araç takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıları sıkışan araçtan çıkararak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar Sevgi Aslan ve Emine Akgöz hastanede tedavi altına alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon-Erzincan güzergahında yapılacak olan hızlı demiryolu hattı için önemli açıklamalar yaparak, Trabzon-Erzincan hızlı demiryolu hattı etüt projesinin 2020 yılında tamamlanacağını söyledi. Birazdan daha güzel manzara olacak. Ekonomiye değer katanlar ödül töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Trabzon'da gerçekleşti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde ihracatın yanında kurumlar ve gelir vergisinde ilk ona giren firmalarla en çok istihdam sağlayan, teknoloji geliştiren ve 50 yılını dolduran 140 firmaya ödülleri verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan burada yaptığı konuşmada Trabzon-Erzincan hızlı demir yolu hattı projesi çalışmalarını başlattıklarını belirterek etüt projesinin hazırlanması için yüklenici firma ile sözleşme imzaladık ve yer teslimini yaptık. Belli oranda fiziki ilerleme sağlandı dedi. 2020 yılında etüt projesinin tamamlanacağını belirten Bakan Turhan, Trabzon ile Erzincan arasında çift hatlı, sinyalli ve elektrikli, saatte 200 km hıza uygun, 248 km uzunluğunda yeni bir demir yolu hattıdır bu projemiz. Bu hat hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet verecek ifadelerini kullandı. Zigana tüneli çalışmalarına da değinen Bakan Turhan, önemli bir projemizde Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolu'ndaki zigana tüneli ve bağlantı yolları. Bu projemiz Trabzon'umuzun ekonomik geleceği açısından hayati öneme haizdir. Şehrimiz Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi ve limanı konumunda. Zigana tüneli projemizle ülkemizin doğu ve güneydoğusuyla ulaşım çok daha kolay hale gelecektir dedi. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 15.31, Erzurum 12.28, Sivas 12.28, Gümüşhane 13.26, Bayburt 11.26, Giresun 21.28, Elazığ 19.35, Tunceli 18.36, Bingöl 21.36, Malatya 18.33, Yozgat 13.27, Amasya 17.29, Kars 10.26, Van 17.28, Ağrı 13.30 derece. Dolar alış 5.49, satış 5.50, Euro alış 6.15, satış 6.16, 22 ayar altın bilezik alış 240.96, satış 243.39, tam altın alış 1738.61, yarım altın alış 860.52, çeyrek altın alış 430.26'dan işlem görüyor. Eres Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.